Türkiye'de ilk defa hayvan kanından gübre ve kan unu elde ediyoruz. Bundan önce mezbanelerdeki kan atık olarak değerlendiriliyordu ve dereye, arıtma tesislerine karıştırılıyordu. Biz Türkiye'de Sayın Emine Hanım'ın da projesiyle, sıfır atık projesini göz önüne alaraktan hayvan atık olan malzemelerle ilgili çalışma başlattık. Bu çalışmanın neticesinde mezbanelerde atıl durumdaki dışarıya dökülen, arıtmaya giden atık kanları alıp o kanları tekrardan ekonomiye kazandırıyoruz. Bu kandan kan unu, protein ve organik gübre elde ediyoruz. Bu gübreyi de çiftçilerimize sunuyoruz. Organik tarım amaçlı organomineral gübre yapıyoruz. Ve çiftçilerimizde çok büyük etkileri, sonuçlarını aldık. Tonajlarda artımlar, bitkilerin dirençli olması, hastalıklara karşı dirençli olması gibi sonuçları elde ettik. Fabrikamızda atıktan gelen ürünü alıp tamamen sıfır atık bir şekilde, hiç atık çıkmadan kanı ekonomimize kazandırıyoruz. Gübre piyasası, ülkemizde gübre hep bu zamana kadar genelde dışarıdan geliyor. Biz hep dışarıdan alıyoruz, yabancı firmalardan alıyoruz. Ve geçtiğimiz yılda 50 milyar dolar gibi bir rakamdı bu gübre fiyatları, dışarıdan ithal gelen. Ve biz de bunu neden ülkemizde üretmeyelim? Biz bunu yapabiliriz, artık dışarıdan almamıza gerek yok. Bu desturlu yola çıktık. Biz bu parayı nasıl ülkemizde bırakabiliriz? Nasıl dışarıdan ithal etmek zorunda kalmayabiliriz? Bununla ilgili yola çıktık ve bunda dışarıdan gelen hayvan kanından yapılmış ürünler var ülkemize. Çok büyük markalar adı altında. Tamamen helal kesim olan ve bizim dinimize uygun olan hayvanlardan bunu elde etmek istedik. Ve bu amaçlı çalışmalara başladık. Kanda da bu miktarlar yoğun olduğu için kan çok zor bir sıvı diyeyim, çok zor bir materyal. Bunu 4 yıllık, yaklaşık 4 yıllık bir Ar-Ge çalışmamız oldu. Yoğun bir Ar-Ge çalışmamız oldu. O Ar-Ge çalışmaların neticesinde de ürünü elde ettik. Daha sonra çiftçilerde denemeler yaptık. Ve domateste 9 tondan, dönüm başında 9 tondan 17 tona kadar bir verim artışı sağladık. Şeker pancarında polaritede artış sağladık. Ve bütün Manisa'da, İzmir'de, Balıkesir'de, Ege bölgesinde çok aktif bir şekilde çiftçilere dağıtımını sağladık. Çiftçiler şu an çok memnun. Hepsi talep ediyor ve Karadeniz'e açılımını sağladık. Karadeniz'de Fındık'ta, bu taraftaki Hisarada, Şeker Pancarı bölgesinde ürünlerimiz şu an deneniyor ve çok büyük talep görüyor.